Herkese merhabalar. Çevik Hoca'nın penceresine hoş geldiniz. Bugünkü programa başlamadan önce dilerseniz bundan önceki üç sunumda nelerden söz ettik size kısaca hatırlatma yapayım. İlkinde ilk bağışıklık düşünceleri nasıl oluştu? Mikroorganizmlerle eskiden insanlar nasıl savaştı? İkincisinde bağışıklığın düzeneğinden yani mekanizmasından bahsettim. Üçüncüsünde B hücresi dünyası yani antikorlardan söz ettim. Bugün bağışıklık biliminin biraz daha derinlerine girip T hücresi dünyasından bahsetmek istiyorum. Bunun için izninizle slaytlarıma başlamak istiyorum. Evet. Şimdi bugünkü sunumda sizlere beş konu işlemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi kekik bezi yani tümüs dediğimiz tam şu şurada oturan bir organdan bahsedeceğim. Ve bu organın hücreleri olan tecrübelerinden söz edeceğim nasıl keşfedildiler. Ondan sonra bu tümüse ben akademi veya üniversite diyorum. Buraya giren tecrübeleri nasıl bir eğitimden geçiyor, nasıl eleniyor onlardan söz edeceğim. Sonra T hücresinin algıcı yani T hücre reseptörünün çeşitliliği nasıl yaratılıyor? Yani dünyadaki bütün antijenleri tanıyacak kadar çeşitli T hücresi nasıl yaratılıyor? Buna gireceğiz. Dördüncü olarak T hücreleri antijeni B hücresi gibi tanımıyor, antikor gibi tanımıyor. Bu antijenlerin bunlara sunulması gerekli. Neden böyle bir sunuma gereksinim var? Ona gireceğiz. En arkada da kaç türlü yardımcı veya öldürücü T hücremiz var. Bizi korumak için vücudumuzda bunlara değineceğiz. Şimdi tekrar bir hatırlatma daha önce söylemiştim. Kök hücre veya ana hücreden kemik iliğinden gelen hücrelerin lenfoid yani lenfosit şeklinde olacak hücreler T ve B diye ikiye ayırmıştık. Bugünkü konumuz buradaki T hücresi normal kan boyamasında bu şekilde görünüyor. Elektron mikroskobunda şu şekilde görünüyor. Ve taramalı elektron mikroskobunda da böyle görünen bir hücremiz. Belki de vücudumuzdaki bağışıklığın en önemli hücresi. Birazdan neden bu lafı ediyorum anlamış olacaksınız. Şimdi sizi bir hatırlatma yapmak için tekrar bir hücresinde gösterdiğim bir saydamı göstermek istiyorum. Hatırlıyorsunuz ta 1600 yılan yıllarında bir anatomi profesörü Fabricius isimli tavukların başsağının sonunda küçücük bir organ keşfetmiş, ne olduğunu anlamamıştı. Ondan sonra 200-250 sene sonra Ohio Üniversitesi'nde iki genç tavuklarda deney yaparken böyle bu bezi ki buna bursa deniyor çıkarılmış tavukların tesadüfen neden antikor yapmadıklarını öğrenmek için giriştikleri deneylerde keşfettiler ki Bursa bezi olmadan B hücresi yok, B hücresi olmadan T yücresi, pardon, antikor yok. Ve bunu yayınladılar. Fakat bu yayında size söylemek istediğim şey şu. Bu B hücresiz tavuklar antikor yapamıyorlar fakat bu tavuklar virüs hastalıklarına karşı dirençliydi. Bunu bir yere not ettikleri için ve diğer bağışıklık bilimcileri dikkat ettikleri için acaba başka bir hücrede de bizi korumakla görevli midir diye düşünceler başlamıştı. İşte ta 1960'larda Glasgow Üniversitesi'nde Dr. Christie bir e, virolog bir çıplak fare keşfediyor. Yani bunların tüyleri yok ve merak ediyor bu hayvanlar nasıl yaşıyorlar başlıklıkları nasıl bir bakıyor bu, bu farelerin kimliği yok yani kekik bezi yok ve bu farelerin kısa ömürlü oluşuna da dikkat ediyor yani çok fazla yaşayamıyorlar ve ondan sonra gelen ilk buluş Ta 61'lerde 67'ye kadar bir yığın deney yapılıyor. Miller ve Mitchell Avustralya'da. Gene Miller e, insanlarda e, ve farelerde kekik bezi uruyla uğraşan birisi. Timomalarla yani uğraşıyor. Ve o sırada aklına acaba diyor farelerin timus bezini çıkarırsam ne olur? Ve bunu çıkarıyor. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Beklediğiniz gibi ama çok erken çıkınca yani genç yaşta yeni doğmuş farelerde çıkınca tüm spezi bunların lenfoid organlarının gelişmediğini görüyor. Bu ilginç bir gözlem. Ve diyor ki acaba bu farelere ben organ nakli yapsam, deri yaması yapsam atılır mı? Atılmıyor. Aa demek ki bunların başka bir hücresi var bu hücre. Bu atılımdan sorumlu. Ayrıca bu farelere antijenler veriyor. Antikor yapamıyorlar. Aa diyor demek ki bu bey hücrelerine yardım eden başka bir hücre var. Ve bunun adını sonradan koyacağız. Ama şimdi biz tekrar gene 60'lı yıllarda Amerika'ya dönelim. O sıralar 60'lı yıllara kadar Amerikalı cerrahlar Çocukların veya gençlerin herhangi bir nedenle gözleri açılmışsa tümüs bezini görüyorlar. Kalbin üstünde kocaman beyaz bir bez bunun gereği yok diye çıkarıp atarlarmış meğer. Fakat tabii Robert Good'un deneylerinden sonra bundan vazgeçtiler. Çünkü Robert Good, Good sendromu denen timomalarla uğraşan bir insan. Ve kendisi sanıyorum Minnesota'lı o zaman Timus'un önemini anlıyor ve anlayış nedeni gene çok çok ilginç. Bir gün masasında öğrencilerinden veya asistanlarından biri bir tavukçuluk mecmuası koyuyor. Bu öğrenci bu tavukluluk mecmuasını niye masasına koydu hala bilinmiyor. Fakat bunu okuyor. Orada Beyrcesi'nin çıkağını öğreniyor. Beyrcesi'nin olmayanların yani Fabricius kesesi olmayanların antikor yapamadığını ve hücresi olmadığını görüyor. O zaman diyor ki acaba T oluştuğu bu timus çıkarılsa aynı şey olur mu diye dikkat etmeye başlıyor. Ve o sırada Max Cooper denilen ve benim de tanıdığım çok iyi kalpli ve çok güzel bulguları olan bir immunolog kendisiyle Davos'ta tanışmıştım. Bu Cooper bağışıklıkta diyor demek ki T ve B diye iki tane sistem var. Bu sistemlerden bir tanesine B hücresi adı verelim, diğerine de Timus'tan ötürü T hücresi adı verelim diyor ve böylece günümüzde bu kullanım devam ede geliyor biliyorsunuz. Şimdi Timus bezine gelelim. Timus bezi nerede? Kalbin hemen üzerinde söyledim daha önce. Kocaman bir organ yeni doğanda büyüyecek bir şey ama kalp büyüyor, çocuk büyüyor, kocaman oluyor fakat timus gittikçe büyümüyor, aynen kalıyor ama 20 yaşından, 25 yaşından sonra ihtiyarlığa doğru adam akıllı küçülen bir organ. Şimdi bunun nedenini birazdan göreceğiz. Şimdi bu ihtiyarlığa, Tabii kucağında tuttuğu torunun tümüs bezleri arasında muazzam fark var. İhtiyarın tümüs bezini mikroskopla arasanız bulamazsınız. Ama bir yaşına falan gelmemiş bir çocuğun kocaman tümüs bezi var. Neden? Çok önemli bu tümüs bezi ondan. Biraz sonra göreceğiz. Şimdi biz T güzel fark ettik. O arada bazı insanlar ben dahil bazı mensüsünde T hücresinin antijeni gördükten sonra çoğaldığını filan gösterdik. Fakat asıl büyük buluşlar yani reseptörle, algaçla ilgili buluşlar şeyden geliyor, Ellison'dan geliyor. Ellison kanser tanıyan tecrübelerinin algaçlarını önce tanımlıyor. Arkasından 84'lerde takmak denilen bir e, bilim adamı insanlarda tecrübesinin reseptörünü klonluyor, cDNA'sını buluyor. Aynı sene Mark Davis tecrüsinin yani farelerde tecrüsinin reseptörünü klonluyor. Biz bu arada Tonogawa ile başlattığımız deneyi sonlandırdık çünkü artık klonlanmıştı. Bizim buna devam etmemiz gerekmiyordu. Şimdi sürpriz geliyor karşımıza. Tecrüsinin aynı B gibi birçok insan iki tane reseptör olacağını düşündü ama karşımıza dört tane çıktı. Şimdi bunlardan bir ilki antijeni tanıyan sonradan biliyoruz. Alfa beta reseptörleri arkasından gamma delta epsilon reseptörleri çıktı. Yani karşınızda dört tane reseptör var. Karmaşık bir yapı. Ve düşünün bu keşif B hücresinin reseptörünün yani algacının keşfinden 20 sene sonra yapılan bir keşif. Şimdi bu arada bu bütün bu reseptör kompleksine, bileşiğine CD3 adı verildi. Çünkü CD3'e karşı antikor yaparsanız, tecrübelerle karşılaştırırsanız tecrübeleri deli gibi çoğalırlar. Şimdi CD lafı nereden geliyor? Belki ilk kez karşılaşıyorsunuz onu söyleyeyim. Cluster of the Differentiation'den geliyor. Yani farklılaşım demeti. Bu ne demek? Herhangi bir hücre herhangi bir farklılığa uğradıktan sonra yüzeyinde bu farklılığı gösteren bir işaret, bir protein, bir antijen koyuyor. Ve buradan bunlar sonradan o kadar çoğaldı ki şimdi 200-300 tane vardır sanıyorum. Bunlara numara verildi. Aksi tartıda insanlar birbirlerini anlamayacaktı. Şimdi gelelim biz T hücresinin timusa gelip olgunlaştığını biliyoruz. Yani bu timusta muazzam bir seçilim olduğunu biliyoruz. Bu seçilim nasıl yapılıyor? Şimdi timus neden bir akademi? Neden buraya gelen hücreler büyük bir seçime vuruyor? Ön hücreler kemik çıktıktan sonra T -hücre olmaya karar vermiş hücreler timusa giriyorlar. Tepeden aşağı doğru inerken timusta bütün vücudumuzdaki antijenleri temsil eden hücreler var. Yani vücudumuzda ne gibi bize ait nasıl bir antijen, protein varsa bunların hepsi burada temsil ediliyor. T hücresi yukarıdan aşağı inerken yavaş yavaş bunları tanıyor ve büyük bir seçilime uğruyor. Bu seçilimi size yavaşça şurada anlatayım. Bakınız buradan girdi. Bunlara double negatif yani çift negatif hücre deniyor. Bunlar yavaş yavaş antijeni tanıyacak reseptörler, algaçlar, oluşturmaya başlıyorlar. Algaca oluşturmayanlar ilgisizlik yüzünden bir kere ölüyor orada. Fakat algaç oluşturanlar ikiye ayrılmak zorunda. Yani diyelim ki beta reseptörünü e, dışa vurdular. Bu bununla kendi antijenlerini tanımaya başlıyorlar. Ve bunlar sonradan iki değişik görev yapacakları için ayrıca başka bir belirteç koymaları lazım hücrenin yüzeyine. Buna biz CD8 ve CD4 diyoruz. CD4 denenler sonunda yardımcı hücre olacaklar. CD8 denenler sonradan öldürücü killer hücre olacaklar ama bunlar daha bu tümüsün bu kısmındayken tam olarak ayrılmış değiller. Çünkü thymus'ta biraz daha antijenleri tanıyıp aşağı girdikleri zaman şurada gördüğünüz olumlu seçim yani doğru dürüst resepte, doğru dürüst demeyelim de bir algaç ifade eden hücreler seçiliyor, etmeyenler ölüyor. Fakat bunların içinde bir seçilim olması gerekiyor. Çünkü bu algaçlarla kendi hücrelerine büyük bir çekilimle bağlanan afinite, çekilimle bağlanan hücrelerin yok edilmesi lazım. Çünkü bunlar sonradan bize Öz bağışıklık, otomin hastalıklarına sebep olabilirler. Yani T hücresi burada kendinin ne olduğunu tanımakla birlikte kendisine karşı saldırmamayı öğreniyor. Daha doğrusu kendisine, kendi antijenlerine, hücrelerine saldırmayan hücreler olumlu olarak seçiliyor. Saldıranlar olumsuz olarak öldürülüyor. Ve bu öldürme sırası şimdi mesela CD4'e ele alalım. Tümüs'te aşağı indikleri ama kendisine fazla bağlanıp çok fazla tepki gösteren hücrelerin tümü kurgulu hücre ölümü denen bir ölümle, buna apoptozis denir diye eskiden, öldürülüyor. Ve bu hücreler yani muazzam bir ayıklanmaya tabi tutuyor. Kendini tanıyan ama zarar vermeyen hücreler, ya CD4 veya CD8 yani öldürücü hücre olarak seçiliyor. Ondan sonra izin çıkıyor. Bunlar bizim periferik kanımıza katılıyorlar. Şimdi bu söylediklerimi tekrarlayacağım çünkü bu çok önemli. Bu akademide neler öğreniliyor? Buna neden biz olgunluk sınavı diyoruz? Çünkü biraz sonra göreceksiniz. T hücresi, B hücresi gibi değil böyle dıştan gelen herhangi bir çözünür antijene bağlanamaz. Antijeni tanıması için dokunması gerekiyor. Yani hatta kendi hücresine dokunması gerekiyor. Dokunarak öğreniyor. Asıl büyük fark burada. Önce kendini tanıyan, algaç geliştiren T hücreleri seçiliyor. Arkasından bunlar kendilerini tanıyorlar ve ama CD4 mi olacaklar yani ileride yardımcı hücre mi olacaklar, öldürücü hücre mi olacaklar bir kimlik ediniyorlar. Arkasından söylediğim gibi olumlu seçim tamam seçildiler ama aşağı doğru indikçe tüm bir olumsuz seçimden geçmeleri lazım. Yani ileride kendilerine zarar verecek hücrelerin tümünün kurgulu ölümle öldürülmesi lazım. Şimdi bazı bağışıklık bilimcilerinin ilk şoka uğradıkları şey buradaki bu olayda nasıl olur da yukarıdan aşağı inen hücrelerin yüzde 95'inden fazlası öldürülür? Bu çok önemli bir soru. Yani sonunda kendimize zarar vermeme için verecek hücrelerin ayıklanması bu derece pahalıya malınıyor. Ondan sonra izin çıkıyor. Kendine zarar vermeyecek. Ama Kendini tanıyan hücreler yavaş yavaş Timus'tan çıkıp perifere dağılıyorlar. Orada ya savaşa katılacaklar, hücre öldürecekler yahut da barış yapacaklar. Mesela B hücresine yardım edecekler. Evet. Şimdi gelelim asıl büyük soruna. Şimdi dedik ya T hücre çeşitliliği sonsuz olmak zorunda çünkü yeni doğan bir bebek dünyada nasıl bir antijenle karşılaşacağını bilmiyor. Hangi virüsle enfekte olacak? Annesinden, babasından, ailesinden hangi bakteri buna geçecek? Bunlardan hiçbirinden haberi yok. Çok önceden hazırlıklı olmak zorunda. Ama anneden babadan germline dediğimiz bu eşey hattıyla geçen kalıtlar sınırlı. Aynı ve olduğu gibi. Toplam kalıtımız zaten 20 bin. Siz bunun ne kadarını tevcisini harcayabilirsiniz. Birazdan göreceğiz. Şimdi bu kalıtlar aynı beyjesinde olduğu gibi somatik mutasyon dediğimiz bir yer mutasyondan bir değişimden geçiyor. Tensel değişim. Bunun düzeneyi ne biraz sonra göreceğiz. Ve bu hücreler acaba soru şimdi ne kadar bir çeşitlilik yaratabilir ki daha görmedikleri oluşabilecek dünyada var olabilecek bütün antijenleri tanıyabilsin. Bu çeşitliliği yaratmak zorundasınız. Çoksa yoksa hayatınız, çocuğun hayatı tehlikeye girer. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Konumuzun en zor kısmı burası. Şimdi aynı bejresinde olduğu gibi ama aynı değil. Bakın şimdi burada iki tane zincir var. Biri alfa, biri beta şurada görünüyor. T cell receptor alfa chain yapılırken bunun beta ile alakası yok. Alfa chain nasıl yapılacak? Aynı B hücresinde antikorda olduğu gibi bir kolay olan yani birkaç tane gen var. Bunlar constant region yani sabit bölgeler. Burada bir sorun yok. Bu seçiliyor. Fakat T hücresinin her biri değişik variable yani değişken bölge Joining yani birleştirici bölge kısmında almak üzere. Ama bunlar anneden babandan geçenler alfa chain için mesela 43 tane variable region var. 43 tane gen var. Siz bunlardan yepyeni bir karışımla muazzam bir repertoar, bir dağarcık yaratmak zorundasınız. Aynı şekilde joining dediğimiz bu birleştirici genler 58 tane filan insanda sanıyorum. Ve bunlar birleştirecek. Sonunda şöyle bir alfa zinciri yapılıyor. Beta zinciri biraz daha karışık. Fakat gene de 42 tane mesela variable var. Diversity region denen bir yerden birkaç tane var. 6 tane Burada diversity region var, işte constant region şu kadar, joining region 7 tane. Bunlardan rastgele kombinasyonlar yapılarak sonunda şöyle bir gen elde ediyorsunuz. Bu genin ifadesi şurada alfa ve beta olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradaki bu karmaşık olaydan kaç tane özgürlük yaratılabilir bir tahmin ediniz. 10 üzeri 12 hesaplanıyor. Bu hesaplar aslında tahmin he, tam hesaplaması kolay değil. Biraz sonra anlayacaksınız. Dehyüjesinin antijen tanıması o kadar değişik ki iş reseptörün çeşitliliğiyle bitmiyor. Ama 10 üzeri 12 muazzam bir rakam. Dünyada bu kadar antijen var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi hücresiyle tekrar bir karşılaştırma yapayım. Aradaki farkı iyice görmeniz için hücresinin bir reseptörü var. İşte değişen belgesi, değişmeyen belgesi antikor bu. Antikorun aynı. Ve bu antijen geliyor direkt olarak bağlanıyor. Ama T hücresine böyle bir durum yok. T hücresinde antijen gelip bu okta gösterildiği gibi alfa beta zincirine bağlanmaz. Niye bağlanmaz? Birazdan göreceğiz. Ama özgürlüğü sağlayan burası. Şurada gördüğünüz epsilon gamma delta şeyleri bambaşka görevleri var. Yani t hücresi böyle çok karmaşık karar veren bir organ bir hücre. Şimdi bunu biraz daha açıklayalım. T hücresi aktive olabilmek için kendisine antijenin sunulması lazım. Yani antijeni kendi hücreleri sunduğu sürece görebiliyor t hücresi. Bu arada mağazam bir buluştan söz edeyim. 1973 yılında Steinman ve Kohn hücre bağışıklık biliminde dallı hücre, dendritik hücre diye bir hücre keşfettiler. Belki tam sırası söylemişse aslında dallı hücreyi ilk keşfeden Langerhans'tır. Langerhans bu hücreleri deride bulmuş. Çok çok önceleri. Fakat bunları sinir hücresi sanmış ve öyle tanımlamıştı. Halbuki bunlar senin hücresi değil, resmen bağışıklığın en önemli hücrelerinden biri. Şimdi antijen tanımına ve sunumuna gelince ki dendritik hücreler antijen sunumunun en uzman, en iyi antijen sunan hücreler diye bilinir. Şimdi bu T hücresini nasıl aktive edecek? Bir bakalım yavaş yavaş. Şimdi B hücresiyle karşılaştırın. Durum ne kadar karışık. Bir kere antijeni bu tecrüsinin mensup olduğu vücuda ait MSC dediğimiz major histocompatibility kompleks yani doku uygunluk genleri var. Kan grubu gibi bir doku grubu var kişinin. Bu grubun içinde antijen sunulacak. T hücresi reseptörü alfa beta birlikte bunu tanıyacak. Bu böyle bir sinyal veriyor, böyle bir uyartı veriyor hücreye. Yetmiyor. Bunu tek başına verirseniz T ne hiçbir şey yapmayabilirsiniz veya cevapsız hale getirirsiniz. İkinci bir şey lazım. O da T hücresi karşımdaki dendritik hücre benden mi değil mi? Sakın bir başkasının veya virüslerin şunların bunların veya bir tümörün sunduğu bir antijen olmasın diye yani kendi aynı vücuttan geldiklerini bilmek için CD28 gibi CD40 o gibi molekülleri de tanımak zorunda. Yani bunlara biz yardımcı moleküller diyoruz. Bunlar tanındıktan sonra ki aşağıda biraz daha var. İkinci bir uyartı, uyarı veriliyor tejesine. Bu da yetmiyor. Şimdi bunlar birbirle, A biz anlaştık. Birbirimizi aynı vücuttan geliyoruz. Benim cevap vermem lazım. Tamam. Ama daha da ileri gidip emin olmak için T hücresi diyor ki bu hücreye, dendritik hücreye bana stokinler gönder. Ben de sana bazı stokinler göndereceğim. Yani çözünür moleküller aracılığıyla da anlaşmamız lazım. Ancak bu üç tane sinyal verildikten sonra T hücresi aktif oluyor. Niye bu kadar zor? Biraz sonra göreceksiniz. Çünkü bu ölüm kalım savaşı. T hücresini yanlış aktive ederseniz felaket doğar karşınıza. Yani burada söylemek istediğim şey öz antijeniniz dıştan gelen herhangi bir yabancı antijeni alacak içine kendi doku grubu antijeniyle birlikte sunacak. Yardımcı moleküller birbirini tutacak. Ondan sonra stokinler birbirlerinden salgılanacak. Hücreler birbirleriyle konuşmaya başlayacaklar. T hücresi ancak o zaman aktif oluyor bu kadar büyük zorluk çekiliyor. Ben bunu şimdi görme özürlü Eşref Armağan'ın yaptığı resimlere benzetiyorum. Belki görmüşsünüzdür. Benim çok ilgimi çekmişti. Vaktiyle bir video izlemiştim. Görmek için göz şart değil. Bakınız. Bilim adamları Eşref Bey'i sanıyorum Londra'da bir yere götürdüler. Dediler ki bu insan doğuştan görme özürlü, hiçbir şey görmediği cisimlerin resmini, bir çiçeğin resmini yapıyor güzel de, şu binanın resmini yapabilir mi? Bu binanın köşelerini, köşelerin birbirlerine uzaklığını ölçebilir mi? Görmeden, elleriyle yapıyor ve bu bilimde muazzam bir olay yarattı ve bu Profesör Kennedy sanıyorum Kanadalı bu deneyi yaptı ve yayınladı ve kendisine sordu. Sen nasıl görüyorsun bunu? Söylediği şey e, Eşref Bey'in sanıyorum sağ İstanbul'da yaşıyor. Ben parmaklarımla her şeyi görüyorum diyor. Yani teyircesi de parmaklarıyla, algaçlarıyla her şeyi görüyor. Bu iş bu kadar basit olsaydı ne iyi olurdu biz konuşmayı da burada keserdik. Ama söyledim ya Timus'ta iki türlü hücre oluşuyor. Bir tanesi CD4 dedim bu yardımcı hücre olacak yardımcı hücrene, hücreye karşı antijen sunumuyla öldürücü hücreye karşı antijen sunumu birbirinden tamamen farklı. Şimdi eğer siz hücre dışından gelen bir proteine cevap vermek istiyorsanız hücreniz yani tetik hücre veya makrofaj bunu içine alıp bambaşka bir yola kendi kendiyle birleştirip yukarıda bunu sınıf 2 dediğimiz doku grubuyla sunmak zorunda ki tecrübe bunu görsün. Eğer öyle değil de bir virüs hücrenin içine zaten girmişse proteinlerini her şeyini diyelim ki COVID-19 girdi proteinleri kendi sentezliyor. Bu bambaşka şekilde sınıf bir antijenlerine proteinlerine bağlanarak sunulmak zorunda ki T hücresini aktive etsin ve aktive olan T hücresi ve enfekte hücreyi öldürebilsin. Bu çok önemli bir ayırım. Okey. Antijen sunan hücre yalnız dendritik hücre olsaydı işimiz biraz kolaydı. Tabii onlar en iyisi ama makrofajlar yani bu yiyip yutucu hücreler ayrıca B hücreleri antijeni sunmak zorunda neden? Çünkü B hücresi çoğu zaman %90'ın üzerinde herhangi bir antijene antikor yapabilmek için T hücresinden yardım almak zorunda. Yardım alabilmek için de aynı antijeni T hücresine sunmak zorunda. Nasıl sunacak? Antijene bağlanacak, içine alınacak, sonra tekrar sunacak ki T hücresi ona yardım edebilsin. Bunlar profesyonel uzman antijen sunucu hücreler. Şimdi gelelim antikor yapımına. T hücresi, B hücresiyle nasıl konuşuyor? T hücresi diyelim ki daha önce yaratıldı. Yani makrofaj gibi yahut da dendritik hücre gibi bir hücreyle konuştu, anlaştı ve yüzeyinde herhangi bir antijeni tanıyacak şekilde algaçlarını oluşturdu. Bunu B hücresinin yüzeyinde de görmek zorunda. Gördükten sonra daha yardımcıları da görmek zorunda. Ondan sonra gerekli stokinler sarılmak zorunda. Ondan sonra B hücresine diyor ki hadi git. Aktif old, oluyor. B plazma şekline dönüşüyor. Ve dünyada en hızlı protein yapabilen hücre plazma hücresidir. Antikor sentezliyor. Antikorları anlattığım zaman görmüştünüz. 5-6 çeşidi var. Gamavan, gamma 1, Gamma 2A bilmem buna benzer bir yanı çeşidi var. Bunlar e, sentezleniyor. Tabii bunların içinde Bellek hücresi filan çıkacak sonra. Yani B hücresi konuşması söylediğimiz genel kurallar içinde. Şimdi diyeceksiniz ki güzel CD4'leri öğrendik, CD8'leri öğrendik, öldürücüleri. Acaba kaç türlü yardımcı hücre var? 86 yılında Tim O'sman ve Kofman küçük bir tek firmasında çalışırlarken T salgıladıkları stokinlere göre iki gruba ayrıldığını keşfettiler. Biri Amerikalı, biri Kanadalı. T şu an dediğimiz bir numaralı yardımcı hücreler, interleukin 2 ve interferon ve buna benzer bir stokin salgılıyorlar. Sonradan anlaşıldı ki bunlar hücre içi mini canlılara karşı bizi korumak için görev yapıyorlar. Ve yardım ediyorlar, makrofajlara yardım ediyorlar, CD8'e yardım ediyorlar. Halbuki T hücresi 2 yani teştu hücreleri, interleukin 4, 5, 6 gibi stokinler salgılıyorlar. Bunların görevi daha çok hücre dışında olan büyük parazitler girdiği zaman, solucanlar gibi, malarya gibi ne bileyim, büyük şeylere karşı korunmayı sağlamak üzere yaratılmış bu hücreler. Bunlar antikor yapımına yardım ettikleri zaman, Hani daha önce gamavan demiştim ya şimdi iminglobilin E yaptırmaya yardım ediyorlar. Neden? Çünkü iminglobilin E yapmak için t ikinci yardımcı hücre interleukin 5 salgılamak zorunda. O zaman bu, bunları bu stokinleri gören B hücresi E tipi antikor yapıyor ve bunlar gidip parazitlerin üzerine e, yapışıyor. Ondan sonra işte tamamlayıcı moleküller gelip parazitin vücudunda delikler açıyor. Bunu size daha ilk sanıyorum ilk veya ikinci konuşmamda anlatmıştım. Şimdi sorun yalnız şurada. Bu iki numaralı yardımcılar mas hücreleri eozinofillerle konuşuyor. Bu, bunlar da parazitlere karşı savaşan hücreler. Eğer vücut parazit antijenlerini polenlerle karıştırırsak, poleni parazit salmışsa, Allah'ın çiçek polenini parazit salırsa aynı işi yapıyor. E salgılıyor ve deride, burunda, akciğerde olmadık alerjik tepkilere yol açıyor. Başımıza bela alıyor. Bunu sonradan tekrar alerjiye girdiğimiz zaman anlatacağım size. Şimdi gelelim tekrar bir özet şeklinde. iki değişik şekilde sunum yapılarak CD dört hücresi yaratıldığını, yardımcı olduğunu anlatmıştım. CD8'e tekrar hatırlatmak istiyorum. Doku grubu birinci sınıf adı verilen doku grubuyla sunulması lazım. Bakın aradaki sunumun farkı var. Aynı antijen olsa bile bu şekilde öldürücü hücreler hem kendini hem antijeni tanımak zorundalar. Şimdi CD8 hücreleri tek kaç çeşit? nasıl karşısındaki hücreyi öldürüyor? Şimdi bu, bu önemli bir konu. Karşısındaki hücre kendi hücresi. Yani yanlışlıkla kendi hücresini öldürürse başımız bela girer. Çok dikkatli davranması lazım. Bu arada büyük bir keşif yapıldı 1974 yılında. Zingernagel ve Doherty Avustralya'da çalışırlarken çok güzel bir deney yaptılar ve bunu 96'da Nobel aldılar. Zinkernagel benim Rihenli, ben, ben İsviçreli olduğum aynı kasabadan annesi babası orada oturuyormuş. Tram'da karşılaştık ama yazılarını çok iyi biliyordum. Şimdi ahbabım oldu. Çok Birçok konuda anlaşamıyoruz ama hala arkadaşız. Şimdi bunların yaptığı deney şu. Ellerinde lenfositik koruyor, meningitis virüs diye bir virüs var. Bu virüsle hücreleri, fareleri enfekte ediyorlar. Ondan sonra T hücreleri bu fareleri enfekte hücreyi nasıl öldürecek? Niye öldürecek? Çünkü enfekte hücrenin içindeki virüsü dışarı çıkacak ki antikorlar yapışabilsin. Bu deneyi yaparken bir kaza oluyor. Ellerinde yeteri kadar beyaz fare kalmıyor. Zenker Nagel komşu laboratuvardan gidip siyah fare alıyor, deneyi tamamlıyor. Fakat karşılarına olmadık bir olay çıkıyor. Siyah fareden gelen aynı virüsle enfekte hücreleri beyaz farenin T hücreleri öldürmüyor. Buna doku uygunluk şartı sınırlama diye bir laf konuldu. Yani özet olarak öldürücü hücre kesinlikle sizin hücreniz eğer bana aynı virüsü sunsa ben onu görmem. Yani öldürücü hücrenin işini görebilmesi için aynı vücuttan gelmesi gerekiyor enfekte hücrenin. Bulaşlı hücre şu antijeni yani kendini tanımak zorunda. Şimdi Timus'un önemini anlıyorsunuz. Timusta da önce kendini tanı denmişti. Ve sürekli buna bakıyor hücre. Kendi hücrelerinin sunmadığı başka bir hücre aynı virüsle yani algacı, reseptörü aynı olduğu halde öldüremiyor. Böyle bir sınırlama var. Nereden çıktı diyeceksiniz ama iş biraz daha karışıyor. Keşke durum bundan ibaret olsaydı. Fakat bizim birkaç türlü öldürücü hücremiz var. Sanıyorum Stockholm'da bir öğrenci bir deney yaparken normal insan kanını kontrol olarak kullandığı zaman yeni bir hücre keşfetti. Buna natural killer hücre dedi. Önce öğrencinin yanlış yaptığı sanıldı ama Doğru çıktı deney. Yeni bir öldürücü hücre karşımızda çıktı. Ama bu hücre T gibi çalışmıyor. Birazdan bunun nedenini anlatacağım. Kusura bakmayın bu olayla biraz karışık. Şimdi NK hücreleri vücuttaki bütün hücreleri tanıyan yani şöyle diyelim vücut şu hedef hücre diyelim buna vücuttaki bütün hücreler bir kimlik taşırlar. Bir parola gibi bir kimlik. Bu kimliği taşıyan bütün hücreler NK hücrelerin iş görmesini engelliyor. Nereden çıktı bu diyeceksin? Şunu anlatayım ondan sonra ona geleceğim. Eğer bir hücre kendi kimliğini kaybederse neden kaybeder? Ben bildiğim iki neden var. Bir, hücre kanserleşir. Kanser hücresi o kadar cin ki CD8 hücresinin ölümün öldürmesinden kaçmak için hücreye yani kanserleştirdiği hücreyi değiştirip kimliğini saklattırır. Yani doku grubu antijenlerini yüzeyine koymak ki CD8 beni öldürmesin diye böyle şey. Fakat bunu ayrıca virüsler keşfetmişler. Bir virüs bu hücrenin içine girdiği zaman ona diyor ki sen kimliğini açıklama. Bu hücrelerin tümü CD8 ölümünden kaçar. O zaman kanser hücresini hiç kimse ta bulamaz veya da virüsle enfekte bir hücreyi kimse bulamaz. Buna karşı vücut çok tatlı, çok akıllıca bir şey geliştirilmiş. O da enke hücreleri. Her kim ki kimlik gösteremez, ben seni öldürürüm diyor. Yani Natural Killer hücresi şu kimliği, şuradaki kimliği gösteremeyen bütün hücreleri ki bunlar ya kanser hücresi veyahut da virüsle enfekte hücreler olabilir. Bunların tümünü öldürüyor. Ha, böyle bir öldürme durumunda bizim vücudumuzda muazzam olaylar, yangılar, inflamasyon olması gerekmez mi? Ama bu öldürme çok değişik bir öldürme. Bu hedef hücreyi, bu hücreler kurgulu hücre ölümü denen, eskiden buna apoptozis denirdi. Kurgulu hücre ölümüyle öldürüyorlar. Yani buna diyorlar ki arkadaşım sen öl, kendi kendine yok ol. Yani intihar et. Kısacası bu hücreyi öyle sessizce intihar ettiriyor ki ortalığa bir doku hasarı çıkmıyor. Ya şu anda vücudumuzda yığınma hücre bu şekilde öldürülmekte bizim. Ya virüsle enfekte olduğu için veya yeni oluşan bir kanser olduğu için. Şimdi siz eğer kurgulu hücre ölümünü öğrenmek istiyorsanız, öz kıyım nedir, kendini yemedim, yepyeni keşifler yapıldı. Bütün bunları şimdi burada anlatamayacağım. Zaten konu çok uzun. Benim bir kitabımda bunlar uzun uzun anlatılıyor. Bir sayfa tutuyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne güzel her şey bitmişti, hepsini anlamıştık. Teşvan'ı anladık, Teştuğ'u anladık. Bir de 17 çıktı. Dilerseniz bundan hiç bahsetmeyin, e, çok önemli önemli bir şey, Fakat buna giremeyeceğiz. Şimdi bunlar salgıladıkları moleküller, stokinler, hücreler arasındaki iletişimi sağlayan sitokinler aracılığıyla hem dendritik hücrelerle hem başka hücrelerle konuşuyorlar. Fakat burada size asıl üzerinde durmam gereken T reg veya T regülatörü veya T denetim hücreleri, baskılayıcı hücrelerden söz etmeden geçemeyeceğim. Çünkü bu çok önemli. Bunda acıklı bir hikayesi var. Acıklı hikaye şurada. 1970'lerde Richard Gershon diye bir arkadaş diyeceğim. Ben kendisiyle tanıştım. Dedi ki, madem te yardımcı T hücreleri var, baskılayıcı hücreler de olmak zorunda. Aksi takdirde olmadık yerde eğer bağışıklık cevapları sürerse bizim karşımıza öz bağışıklık hastalıkları çıkar. Yani bağışıklığın cevabının bir yerde durması lazım. Olmadık bir yerde çıkan bağışıklığın bağışıklık cevabının susturulması lazım. Ve güzel deneyler yaptı ve farelerde bunu gösterdi. Fakat karışık hücrelerle gösterdi. Gel gelelim 20-30 sene insanlar birbirlerine girdi. Yok görüşün yanlıştı, yok böyle bir hücre, yok tartışmaları. Ben bunların içindeydim ve hiç elimi bulaştırmadım çünkü ne olacağı belli değildi. Fakat sonunda adam haklı çıktı diyeceğim. Neden? Nedeni de biliyoruz bu karışıklık neden oldu? Çünkü hem baskılayıcı bir hücre çeşidi var hem de olmadık hücreler baskılayıcı hücre rolünü yap, oynayabiliyorlar. Şimdi 2000 yılında bakın 30 yıl sonra T düzenleyici hücre diyeceğim ben buna, regulatory hücreleri bulundu. Ne olsa beğenirsiniz. Konuşmamın başına dönün. CD4'ler, CD8'ler ayrılırken FOXP3 denen bir molekülü ifade eden hücreler de regulatory hücre olarak ayrılıyor. Bu çok sonradan keşfedildi. Yani Tatimus'ta hangi hücrenin ya, vücut aşırı cevapları susturmanın, frene basmanın yollarını tatimusta çocukken, minicikken öğretiyor vücuda. Ve böylece görsün haklı çıktı. Ne yazık ki bunu göremeden benden tanıştı. İstanbul'da tanıştık biz sanıyorum. geldi benim lahbap oldu ve Kore Savaşı'nda Türklerle birlikte olduğunu ve Türklerin ne kadar mert ve iyi insan olduklarını söyledi. Yani tam bir Türk dostu olduğunu söyledi. Çok hoşuma gitmişti. Maalesef bir sene sonra kendisini kaybettik. Şimdi vurgulamak için son bir şey söylemek istiyorum. O da eğer biz baskılayıcı hücrelerimiz olmasaydı gereksiz yere olmadık kanserler üreyebilirdi. Öz bağışıklık hastalıkları çok artardı. Bağışıklık kendi vücuduna saldırabilirdi. Saldırıyor bazen onlara geleceğiz. Ama bu hücreler yüzünden durması gereken bağışıklık yanıtları bu hücreler tarafından durduruluyor. Yani bu hücrenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam çok güzel, enkeleri de öğrendik, regülatörü T'leri de öğrendik, T hücresi dünyasını tanıdık. Hayır, iş burada bitmedi. Son yıllarda bir yığın innate limfoid yahut da ne diyeyim doğuştan yardımcı benzeri hücreler, T hücreleri bulunmaz mı? Bakınız, t karşılığında IAC-1 bulundu. Yani gama interferon salgılayan, TH2'nin karşılığında IAC-4, 5, 13 salgılayan ikiler bulundu. Yani bunlar içte çekirdeklerinde taşıdıkları özelliklere göre çok çok benzer hücreler. Nereden çıktı bunlar diyeceksiniz. Bunların görevi nedir? Bunlar dıştan gelen deri veya iç deride de yani mukozada, bağırsakta hani söyledik ya CD8'lerin, CD4'lerin oluşumu antijene özgül development, gelişme bir klonu oluşturması neredeyse bir hafta alıyor. Bunları bekleyecek zaman olmadığı zaman bu hücreler bizi koruyor. Çabucak bunlar çok benziyorlar ama büyük fark ne? Bunların antijeni özgür olarak tanıyacak algaçları yok. Yani bu demek bunların bellekleri de yok. Dıştan gelen antijeni görür görmez saldırıyor. Yani bizi böyle doğal olarak bir çabucak koruyacak hücrelerimiz var. Bellekleri yok. Her zaman aynı şekilde davranıyorlar büyük olasılıkla. Şimdi kısa bir özetleme yapayım. T ile B hücresinin farkına geleyim. B hücresi daha çok hücre dışındaki yabancılara saldıran, bir hücre. nasıl antikor yapıyor? Çünkü bu hücre içine hücre içini göremeyen antikorlar yapıyor. Yani hücre antikorlar yapılıp salındıktan sonra herhangi bir hücrenin içine giremezler. Ama T hücresi bunun tersine hücrenin içine girip orada saklananları açığa çıkarmak için yaratılmış bir hücre. Yani hücre dışındaki mikropları göremiyor, içindekileri görüyor. CD8'ler özellikle gördükleri enfekte hücreleri öldürülüyor ki virüsler buna benzer herhangi bir hücre içi, paraziti açığa çıksın ki t görebilsin. Şimdi ikisi arasındaki büyük fark şu, B-hücresinin antikoruna biz uzak erimli fizik gözüyle bakabiliriz. Çok böyle uzaktan bir antikor salındı mı, lemnudinim, Koltuğunuzun altındaki bilinen bombundan salınan bir antikor vücudun bütün her yerine gidebilir, herhangi bir şeyi tanıyabilir, onu bağlanıp yok edilmesini sağlayabilir. Ama bunun tecrübeleri böyle değil. Tecrübesi antijene kendiyle birlikte dokunmak, parmaklarıyla görmek zorunda olduğu için göğüs göğüse savaşmak veyahut da yardım etmek zorunda. Aradaki farkı tekrar size anlatmak istiyorum. Şimdi bu yüzden sonra son bir şeye değinmek istiyorum. Size ben kolay anlaşılsın diye herhangi bir sonucu hücreyle T hücresi arasında 3 veya 4 algaçtan, reseptörden bahsettim. Bunların en önemlisi tabii ki doku grubu antijeni içinde sürünen dış yabancı antijen ve T reseptör. Yani T hücresi algacı. Şimdi T hücresi o kadar karmaşık kararlarla aktive oluyor ki bunun susturulması da zor. Şurada gördüğünüz pozitif şeyler tecrüsünü aktive eden, uyaran ve çoğaltan görüyorsunuz yeşil. Ama bunun karşısında tecrüsü tehlikeli hücre olduğu için diyelim ki bu bir öldürücü tecrüsü. Bu, 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 bir yerde durması lazım olayın kendi kendini öldürmemesi, saldırmaması için frenleyici molekülleri ihtiyaçları var. Alın size PD-1. Frenliyor. Alın seni CTLA-4. Frenliyor. Bunların hepsini teker teker gitmeme gerek yok. Ama gaz pedalı kadar neredeyse fren var. Bu, bu logical. Yani öyle olması da lazım. Şimdi bunun bize ne yararı var hocam? Biz bunu öğrenmek zorunda mıyız? Evet. Bakın ne çıktı. James Ellison ve Tasuku Honjo bir şey keşfetti ve bu yüzden 2018 Nobel'i Nobel aldılar. Mimminologlar bağışıklık bilimleri 40 sene bağışıklığı kamçılayarak tümör öldürmeye çalıştılar. Doğru dürüst netice alamadılar. Öldürücü hücreleri tüp içinde çoğaltıp verildi. Olmadık şeyler. Doğru dürüst netice alınmadı. Ta ki bu insanlar çok basit bir deney. Şu frene karşı antikor yapıp şuradaki algacına bağlanmasını önleyince buradaki tehlikesi tümörün, tümörler akıllı, kanser akıllı. Bu hücresi durdurmak için frene basıyor. Şurada gördüğünüz gibi frene basıyor bu hücresi. Aktive olamıyor. Eğer siz şu CTLA-4 dediğin antijen, e, algacı bloke ederseniz ki bu bir monokon antikor. Bu insanların keşfettiği şey bu bu freni ortadan kaldırırsanız D hücresi karşısındaki tümörü öldürüyor. Bu muazzam bir çığır açtı. Birçok kanserin tedavisinde şu anda kullanılıyor. Konumuzu burada bağlayalım. Size bugün temel immunoloji kitabı benim bağışıklığı anlamak ve 50 soruda bağışıklık kitaplarıma başvurabilirsiniz. Sorularınız için tekrar e-mailimi veriyorum. Bu arada bana soru soran, e-mail gönderen birkaç arkadaşa şimdiden çok teşekkür ederim. Çünkü dinleyicinin kim olduğunu, ne neye ilgi duyduğunu görmek istiyorum. Bu benim çok hoşuma gitti ve kendilerine cevap verdim. Şimdi ben sizi gelecek soruyu tanıştırayım. Gelecek sorumuz bu doğal. Yani soru üçte söylediğimiz şeyler ve edinsel bağışıklık ki dörtle beş beraber yani T hücresiyle B hücresi ve doğal yani denci hücre, makrofaj bunlar birbirleriyle nasıl işbirliği yaparak doğru dürüst bir koruma yaratıyorlar. Bunu gelecek iki hafta sonra gözden geçireceğiz. Ben sizi şimdi göteyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.